merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Tinkercad uygulamamıza devam ediyoruz. Tinkercad'de arkadaşlar bir tasarım oluşturabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Buna bakacağız. Evet bu bölümü daha önceki dersimizde hatırlıyoruz zaten. Yeni tasarım oluştur diyerek arkadaşlar 3 boyutlu tasarım bölümümüze geçiş yapıyoruz. Öncelikle burayı bir inceleyelim ne var ne yok buna bir bakalım arkadaşlar. Evet alanımız açıldı. Burada bir çalışma düzlemimiz var arkadaşlar. Bu çalışma düzlemimiz üzerine nesneleri ekleyerek şekil vereceğiz ve 3 boyutlu tasarımlarımızı yapacağız. Sol taraftan başlayalım arkadaşlar. İlk önce üst, ön gibi burada bir kutucuğumuz var. Bir dahi karemiz var pardon. Buradan gördüğünüz gibi üzerine geldiğimizde mavi noktalar oluşuyor. Örneğin üst diyorum arkadaşlar. Ön diyorum. Bu şekilde şuradan döndüreyim. Sağ taraf. Geri. Sol. Yani buradan çalışma düzenimizin arkadaşlar yönünü bakabiliyoruz. Yani her yönden çalışma düzenimizi inceleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunu bu kutucuk üzerinden yapabildiğimiz gibi sağ mouse klini tıkladığımızda da arkadaşlar şu şekilde rahat bir şekilde döndürebiliyoruz. Yani eklediğimiz nesnenin arkadaşlar her tarafından bu şekilde inceleyebiliriz. Ortadaki mouse'un topunu döndürdüğümüz arkadaşlar yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemi yapıyoruz. Aynı zamanda da arkadaşlar burada tümünü görüntüle sığdır diyor. Yani tümünü görünüme sığdır, yakınlaştır, uzaklaştır gibi arkadaşlar şekillerimiz düzenlenebiliyor. Düz görünüme geç diyerek de arkadaşlar görünümü bu şekilde değiştirebiliyoruz. Veya ana ekran görünümü diyerek arkadaşlar ilk halinde de bunu getirebiliyoruz. Yani sol taraftan görüntü ayarlarını ayarlayabiliyoruz. Sağ tarafta arkadaşlar ne var? Çalışma düzlemimiz var. Veya cetvelimiz var arkadaşlar. Şöyle bir çalışma düzlemi kullanabiliriz veya bir cetvel kullanabiliriz. Şu şekilde cetvelimizi arkadaşlar istediğimiz yere ekleyerek buradan ölçümlerimizi de cetvel sayesinde yapabiliyoruz. Hemen cetveli kapayalım. Alt tarafta arkadaşlar Tinkercad'in şekilleri var. Tıklıyoruz buna. Temel şekiller, metinler, sayılar, karakterler var. Temel şekiller dediğimde arkadaşlar burada gelen şekillerimizi görüyoruz. Yani birçok şeklimiz burada mevcut. Yani daha önceden hazır bir şekilde ayarlanmış şekiller burada mevcut. Bu şekilleri arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Sol klik ile tıklayıp çalışma düzenimize, çalışma düzenimize bırakabiliyoruz. Bir önceki gibi arkadaşlar şu an mouse'un sağ kliği ile şöyle etrafından gördüğünüz gibi kutumu inceleyebiliyorum. Her yönden kutuma bakabiliyorum. Şöyle yakınlaşıyorum arkadaşlar. Yani kutumu yakından da inceleyebilirim. Burada arkadaşlar temel şekiller var. Buradan kutunun dolu hali veya boş hali var arkadaşlar. Bunlar arasındaki farkı da yine örneklerimizde tek tek inceleyeceğiz. Ne olduğunu anlayacağız. Bunun dışında arkadaşlar metinler ve sayılar var burada. Buradan harf harf ekleyebiliriz. Veya bir metini sürükle bırak yaparak arkadaşlar şu şekilde kendi bilgimizi buraya girebiliriz. Sanal öğretmen diyorum arkadaşlar örneğin. Evet sanal diyoruz bitinimizi oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Yani artık kendi yazımızın kanalımızın 3 boyutlu yazısını burada görmüş oluyoruz. Şunu şöyle dediğim gibi sağ taraftan sağ klikle çevirebiliriz. 3 boyutlu bir sanal yazısını elde ettik. Tabi bunu harf harf arkadaşlar buradan bütün karakterleri tek tek ekleyerek de yapabilirsiniz. Bunun dışında ne var arkadaşlar? Karakterler var burada. Karakterler diyoruz. Örneğin el işaretleri var. Palet var maske var. Gözlüklerimiz var, bıyık var. Yani oluşturduğunuz karakterlerde tasarımlarda arkadaşlar bunları da hazır bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakalım başka ne var? Bağlayıcılarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bu bağlayıcıları da kullanarak arkadaşlar şekilleri oluşturabiliyorsunuz. Bunun dışında ne var? Öne çıkanlar var. Şu şekilde arkadaşlar. Örneğin metrik diş var. isometrik dişi var bir çarkımız var arkadaşlar. Stres çarkımız var. Gibi. Buradan da arkadaşlar tek tek inceleyerek de bunların içerisini görebiliyorsunuz. Veya dinozor var örneğin. Dinozor örneklerinde. Dinozor iskelet yapılarını da burada görebilirsiniz. Ve bunları arkadaşlar projenizi ekleyip kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar daha önceden yapılmış bir 3 boyutlu tasarımı da inceleyebiliyorsunuz. Evet buradan arkadaşlar şekillerimizi ekledik. Bunun dışında ne var arkadaşlar? Örneğin bu şeklimizi içi dolu veya boş olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle delik dediğimizde arkadaşlar boş olarak çıkıyor. Başka ne var arkadaşlar? Buradan ayna görüntüsü var arkadaşlar. Buna bakabilirsiniz. Örneğin iki tanesini seçiyoruz şu şekilde. İki nesnemi seçtim. Burada ne var arkadaşlar? Hizala var. Hizayla tıkladığımda arkadaşlar hangi yönde nasıl hizalayacağını seçebiliyorsunuz. Örneğin şöyle ortaya diyoruz şuradan ortalayabiliriz. Gördüğünüz birbirine dengeledi ve en sonunda buradan ortaladığımızda ikisini üst üste ekledi arkadaşlar. Tabi bu kutuların boyutlarını değiştirerek de farklı işlemler yapabiliyorsunuz. Hemen bakalım boyutları nasıl ayarlıyoruz buradan. Şöyle arkadaşlar kutuya tıkladım. Şu şekilde üste doğru boyutunu buradan ayarlayabilirim kutucuktan veya el ile de buraya girebilirim. Şöyle arkadaşlar sağ tarafa doğru ayarlamamı yapabiliyorum yine. Yani bu kutucukları arkadaşlar bütün şekilleri ayarlama yapabiliyorsunuz veya şu içteki siyah kutucuklardan da ayarlamalarınızı yapabilir veya el ile bilgi girebilirsiniz. Ayrıca kutucuğun burada özellikleri var. Yarı çapını ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde biraz ovalleştirebilirsiniz. Uzunluk, genişlik, yükseklik ayarları var arkadaşlar. Bir de adım ayarları buradan mevcut. Yani kutu üzerindeki ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Örneğin şunu. Pardon. Şunu seçtim arkadaşlar. Şöyle üzerine getirdim. Birazcık da yukarı doğru çıkarayım şöyle. Bu şekilde arkadaşlar yaptım ve ikisini birleştirdim diyelim. Şurada ne var arkadaşlar? Gruplandır var. Gruplandıra tıkladığımda arkadaşlar içi boş olan nesnenin değdiği yerler kayboluyor. Yani şöyle tutayım. Gördüğünüz gibi şuranın içini boşaltmış olduk. Yani arkadaşlar bu şekilde gruplandır yaparak da şekillerimizi oluşturabiliyoruz. Bunun dışında ne var arkadaşlar? İçi aktar, dışı aktar var. Dışı aktar dediğimizde arkadaşlar 3 boyutlu yazıcı için bunu dışarı aktarabiliyoruz. Genellikle arkadaşlar STL olarak çıkabiliyor. Tabi yazıcınıza göre bu değişebilir arkadaşlar. Lazer kesimlerde de arkadaşlar SVG olarak çıkış yapıyorsunuz. Örneğin STL olarak çıkış yaptığımda şu şekilde arkadaşlar çıkışımı yaptım. Tıklıyorum üzerine bir uygulama seçiyor arkadaşlar. Uygun uygulama olduğunda arkadaşlar bunu buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Veya içe aktar dediğinizde arkadaşlar biraz önce çıkartmış olduğunuz dosyayı tekrardan ekleyebilirsiniz. Kapatıyorum. Evet içe ve dışa aktar arkadaşlar. Bu şekilde. Yani 3 boyutlu tasarım içe aktarmak için veya 3 boyutlu tasarımı dışarı aktarmak için bunları kullanıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şuradaki arayüzlerimiz yüzlerimiz bu kadar. Tabi şu üst tarafta klasik Örneğin şu nesnemi tıklıyorum. Kopyala dediğimde arkadaşlar aynısının kopyasını oluşturmuş oluyor. Bir daha kopyala diyorum arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi birinci kopyalamada yaptığım hareketin aynısını ikincisi de kendisi yapıyor. Yani aradaki boşluğu yukarıya kaymıyor arkadaşlar aynı şekilde oluşturuyor. Buradan kopyalamayı da bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya arkadaşlar sil diyerek nesneyi silebilir. Daha önce yaptığınız işlemleri geri al ileri al yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında dediğim gibi kopyalamayı direkt buradan da kopyalayabiliyorsunuz. Buradaki arkadaşlar aynısını oluştur anlamına geliyor. Bir nevi kopyalama o da. Diğer tarafta arkadaşlar burada bloklar var. Veya logo tuğla işlemleri var arkadaşlar. Örneğin şöyle tuğla diyorum buraya. Tuğlaya tıklıyoruz. Karşımıza arkadaşlar şu şekilde tuğlalama işlemleri geliyor. Yani bir önce çizmiş olduğumuz şekli burada Lego haline de getirmiş oluyoruz. Veya Minecraft olarak da burada görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de Minecraft görüntüsünü elde edebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Genel olarak arayüzü, kullanacağımız nesneleri, kopyalama işlemlerini veya çalışma düzlemi nasıl hareket ettireceğimizi öğrendik. Bunun yanında içe dışa tak aktarı öğrendik arkadaşlar. Tabi gelecek derslerde artık uygulamalara yavaş yavaş başlayacağız gelecek derslerde görüşmek üzere iyi çalışmalar